Dünyamızın gidişatından endişe duyuyorsanız, cesaretleriyle hepimize ilham olarak dünyayı değiştirmeye çalışan bu 5 gencin hikayesi size umut verecek. Greta Thunberg. 2003 doğumlu ve İsveçli Greta Thunberg, her cuma okuldan kaçıp Stockholm'daki İsveç parlamentosunun önünde oturma eylemi yaparak iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek istemişti. İlk eylemini yaptığı Ağustos 2018'den beri tüm dünyada milyonlarca öğrenci, Thunberg'in eylemini desteklemeye başladı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılarak burada yaptığı konuşma ile sesini daha geniş kitlelere duyuran Thunberg, liderlerimiz çocuk gibi davranıyor, bu yüzden çok uzun zaman önce alınması gereken sorumluluğu bizler üzerimize almak zorundayız, demişti. İklim değişikliğinin acilen müdahale etmemiz gereken ilk sorun olduğuna vurgu yapan Greta Thunberg, evimiz yanıyormuş gibi hareket etmek zorundayız, çünkü aslında olan şey bu, diyerek dünyanın farklı yerlerindeki liderlere sesini duyurdu. Malala Yousafzai, 1997 doğumlu Malala Yousafzai, Taliban yönetimindeki Pakistan'da yaşayan 11 yaşında bir kız çocuğu iken, yaşadıkları zorlukları anlattığı anonim bir blog yayınlayarak dikkat çekmişti. Özellikle kız çocuklarının eğitim sorunlarına dikkat çeken Yousafzai, kısa sürede sesini milyonlara duyurmuştu. Ancak 3 yıl sonra okula giderken saldırıya uğradı ve başından vuruldu, sesini yükselttiği için rejimin tehdit olarak algıladığı Malala Yousafzai, bu olayın ardından daha da tanınır hale geldi ve mücadelesini sürdürdü ve 2014 yılında Nobel Barış Ödülünü alan en genç insan olarak tarihe geçti. Emma Gonzalez, Şubat 2018'de ABD, Florida'daki Mary Stoneman Douglas Lisesi'nde gerçekleşen ve 4 dakika süren bir silahlı saldırı sonrası 17 kişi hayatını kaybetmişti. Okulun öğrencilerinden 18 yaşındaki Emma Gonzalez, bu olayın ardından Never Again MSD adında bir topluluk kurarak bireysel silahlanma karşıtı bir hareket başlattı. Yalnızca bir ay sonra başkent Washington'da bir konuşma yaparak dikkat çeken Emma Gonzalez, ölen okul arkadaşlarının isimlerini okuduktan sonra 4 dakika boyunca sessizce durmuştu. Gonzalez'in eylemleri sonrasında Florida eyaleti, ateşli silah almak için gerekli yaş sınırını 18'den 21'e çıkardı ve birçok silah için de 3 günlük bekleme süresi kuralı getirdi. Jack Andraka, henüz 15 yaşında ABD'li bir lise öğrencisi olan Jack Andraka, internette bulduğu bilimsel araştırmaları okuyarak ve kendi imkanlarıyla çalışarak pankreas kanserini tespit etmede kullanılacak bir icat geliştirdi. 2012 Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarında tasarımı için $75,000 ödüle layık görülen Andraka, yalnızca pankreas değil diğer kanser türlerinin de erken teşhisinde kullanılabilecek ucuz ve kolay bir yöntemin mucidi oldu. Amika George, henüz 19 yaşındayken İngiltere'de başlattığı #FreePeriods kampanyası ile genç kadınların menstrual ürünlere ücretsiz ulaşabilmesini sağlamayı hedefleyen aktivist Amika George sayesinde, bugün İngiltere'deki tüm okullarda kız çocukları ücretsiz hijyenik pedlere ulaşabiliyor. Afrika'ya yapılan hijyenik menstrual ürün yardımlarını görünce ilham aldığını söyleyen Amika George, bunun aslında küresel bir sorun olduğunu fark edince kendi çevresinde fark yaratabilmek adına harekete geçti ve online bir imza kampanyası başlattı. Kısa zamanda 200,000 imza toplayan George, 2000 kişinin katıldığı bir protesto gösterisinde de başı çekerek genç kadınların adet dönemlerinde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.